Bizim durumumuz Atabeylerden her halükarda daha iyi. Yani Fuat Bey hammadeyi çok daha ucuza mal ediyor. Ve ayrıca referanslarımız da çok daha iyi. Ve onların Gülya yok. Bizim Gülya'mız var. İyi ki buradasın. Gonca. Fuat Bey. Çok geç oldu. Bu kadar yormayın kendinizi. Dinlenmek de lazım değil mi? Şu ihaleyi bir alalım da. Sonra dinleniriz. Şu anda çalışmak iyi geliyor Fuat Bey. Güçlü olmam lazım. Öyle bir çelmeyle hemen yere düşmeyeceğimi görecek herkes. Harika. O Ece'nin de nasıl hakkından gelmeyi düşünüyorsan bana söyle, arkanda olduğumu bil. İnsan er ya da geç düşmanına benzer Fuat Bey. Ece'yle uğraşmak istemiyorum ben. Çünkü onun gibi biri olmak istemiyorum. Ama tabii ki benimle uğraşırsa, sınırlarımı aşarsa o zaman affetmem. İşte görmek istediğim Gonca'ydım bu. O zaman bilginle, yeteneğinle, çalışkanlığınla şu yarınki konkuru alalım. Sonra da fabrikamızın resmi açılışını yaparız ha? Alacağız. Kolay gelsin. İyi geceler. Teşekkürler. Adam var mı Fatma Hanım? Buyur. Buyur bakayım. Ne diyeceksen de bakayım. Benim senin yardımına çok ihtiyacım var Fatma Hanım. Senin derdin dermanı bende yok oğlum. O hususta dememiştim zaten. Bizim birlikte yaptığımız gül yağları var ya. Ben bir ihaleye katılacağım. Tekrardan babamların fabrikasında çalışmaya başladım. O gül yağlarına çok ihtiyacımız var. İhtiyacımız çok, zamanımız az. Benim o ihaleyi kazanmam lazım. Şimdi bak, şurada bir gül var, görüyorsun değil mi? Şimdi sen bana desen ki, Fatma Hanım o gülün bir dikenini benim için koparıver, şu parmağıma daldırıver desen, benden sana o diken bile yok. Değil gülü, ben sana dikeni bile vermem. Bir yaprağını bile vermem sana. Sen onu bile çürütürsün. Haklısın. Başlatma bana haklısından suçlusundan. Biz burada hepimiz pervane olmuşuz. O kız, o Goncam benim. Gederinden bir hal olmasın. O kızım kendini telef etmesin diye hepimiz el birliğiyle çırpınıyoruz. Sen şu dediğine bak. İhale kazanacakmış. Ne olacak sen kazanacaksın de? Atabeyler daha çok zengin olsun diye mi vereceğim ben sana gül yağlarını? Yok senin deden olacak o Rıfat'a acık daha etsin bizleri diye mi vereceğim ben sana o yağları? Neden vereceksin? Yok ben, sen beni yanlış anladın, o manada demedim. Ben sana diyeceğimi dedim. Bana Fatma Ana deme bundan böyle. Benden uzak duracaksın. Gonca kızımdan uzak duracaksın. Bizden uzak duracaksın sen gari gari. Hepimizden, hepimizden uzak duracaksın sen gari. Ben seni tanımıyorum. Sen de beni tanımayacaksın.
Helal et. Beni affedersin. Seni Allah affetsin oğlum. Gerekirse sabaha kadar çalışacağız. Ama bu işi alacağız. Alacağız tabii. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Evet. Arda da bizimle artık. Ne yapmam gerektiğini söyler bana. Sen Arda'ya o kadar güvenme bence. Neden? Çünkü esas söylemesi gereken şeyleri saklar, sinsi sinsi etrafında dolaşır. Senin attığın sevgi kırıntılarıyla da doymaya çalışır o. Siz kavga falan mı ettiniz? Yok. Kavga falan etmedik. Gonca, o senden çok önemli bir şey saklıyor. Ve ben artık bunu içimde tutamıyorum. Ne? Sence Arda neden İstanbul'dan buraya kalktı geldi? Neden işini gücünü bıraktı, düzenini bozdu, Isparta'ya yerleşti? Neden? Ya anladık tamam, safsın. Yani duygularına kapılıp her şeye kör gibi bakıyorsun. Her şeyi görmek istediğin gibi görüyorsun. Ama o senin öyle zor zamanlarında yanında olan dostun falan değil. O senden aşk dilenen ama bunu sana söyleyecek cesareti olmayan aciz herifin teki. Aşk mı? Saçmalıyorsun şu an, ne aşkı? Ne aşkı olduğunu git ona sor. Öyle aşığım demekle olmuyor. Şu kadarcık cesareti varsa gelir yüzüne söyler, beni de bundan kurtarır artık. Yeter ya. Efendim Ece. Toprak, beni aramayı düşünüyor muydun? Arayacaktım ama... Arayacaktım ama? Ama deme lütfen bana Toprak. Ben senin evinden çıktığımdan beri beni ne zaman ararsın diye bekliyorum. Ne zaman ekranında Toprak yazacak diye bekliyorum. Ben konuşmak istiyorum Toprak. Peki, olur konuşalım Ece. Sen neredesin söyle, oraya geleyim. İstersen ben geleyim, senin evde buluşalım. Yok hayır, sen bana gelme. Bir kafede falan buluşalım o zaman. Tamam, ben şu Çünür'deki yeni açılan kafedeyim. Oraya gel bari. Peki, tamam geliyorum. Gel bakalım Toprak Ada Bey. Gel. Hadi. Yemekler geldi, soğutmadan yiyelim. Zeynep nerede? Gonca? Bir şey mi oldu? Suratın niye sık? Gonca? Bir şeyler duydum. Ne duydun? Sen bana arkadaşlığın ötesinde bazı duygular besliyormuşsun. Doğru mu?
Gonca, ne duyduysan az bile duymuşsun. Bunu sana kimin söylediğini de biliyorum. Artık inkar edemem. Yeter. Yeter. Seni ilk gördüğüm andan itibaren seni o kadar çok seviyorum ki. Küçüklüğümüzden beri sana o kadar çok aşığım ki. Sen benim arkadaşımsın. Ben seni kardeş olarak gördüm. Arda, babam bile seni o şekilde gördü. Biliyorum, biliyorum. Zeyno, ya yıllarca seni öyle gördük. Sen bana karşı ne hissediyorsan aynı duyguları ben de Zeynep'e karşı hissediyorum. Kardeşim gibi yani hiçbir şey olmaz ona karşı. Çok sinirliyim şu an, çok. Gonca. İnanmıyorum ya sana, gerçekten inanmıyorum. Gerçekten çok sinirliyim. Gonca. Ya her şeyimi anlattım sana, her şeyimi anlattım. Kardeşim olarak gördüm ben seni. Sen de beni o şekilde gördüğünü sandın. Ama sen başka niyetle bakıyormuşsun bana. Gonca, açılamam. Herkese inandığım gibi ben sana da inandım. Gonca, bak. Korktum seni kaybetmekten açılırsam eğer diye. Ama bunlar için hepsi özür dileyeceksem de dilerim. Neden kimse bana karşı dürüst davranmıyor? Hı? Gerçekten anlamıyorum. Bundan sonra beni ya arkadaşın olarak gör. Ya da bir daha görüşmeyelim Arda. Belki denesen severdin beni ha? Sevgilim olması da benim çok sevdiğim biri var. Yan yana olmasak da ben ölene kadar toprağı seveceğim. Evet Ece, artık ne diyeceksen de istersen. Hatırlayabildin mi dün gece aramızda olanları? Hatırlamıyorum dedim ya. Hala da hatırlamıyorum. Hatırlayıp hatırlamamamın da bir önemi kalmadı zaten bence artık. Tamam. O zaman bana güveniyorsun. Hayır Ece, sana güvenmiyorum. Nasıl ya? Nasıl olacak Toprak? Sen bana güvenmezsen, ben sana güvenmezsem nasıl bir ortak geleceğimiz olabilir ki? Nasıl olacaksa olacak işte Ece. Bazı şeyleri fazla zorlamamak lazım bence. Anladım ben. Sen bayağı ortada bırakacaksın beni. Hayır Ece. Seni ortada bırakmayacağım. Bir vicdan yükünü daha taşıyamam. Nasıl ya? Ben sadece bir vicdan yükü müyüm senin için? Hiç mi bir şey hissetmiyorsun bana baktın? Gerçeği duymak ister misin Ece? Sana karşı hiç... Hiçbir şey hissetmiyorum. Ben sana çok aşığım. Sen aşık mı aşık değilsin bana Ece. Senin aradığın da aşk değil bu arada, ben sana söyleyeyim. Sen güvence arıyorsun. Kraliçe gibi yaşamayı seviyorsun sen Ece. Yan gelip yatarken sen sırtını yere getirmeyecek birini arıyorsun sadece. Biz seninle dün tanışmadık Ece. Sen de hiç değişmedin. Sen beni hiç tanıyamamışsın Toprak. Ben o zaman da aşıktım sana. Hala çok aşığım.
Endişe etme Ece. Benden ne istiyorsan alacaksın. Sadece benden aşk isteme. Sana veremeyeceğim tek şey o. Onun dışında geri kalan her şey için söz. Seni hiçbir zaman ortada bırakmayacağım. Aslan, şunun aynısından bir tane daha. Hayır amca. Ah, gel. Gel. Seni burada bulacağımı biliyordum. Gel, hoş geldin. Aslan, onun aynısından bir tane daha getir. Oh. Of değil mi? Geçen günlerde Zühre Hanım burada türkü söylüyordu. Ama bak artık yok. O da gitti. Ben Gülümser'i çok sevdim. Tahir amca. Ama bak bunu ilk defa söylüyorum. O hep Mehmet'e aşıktı. Yani Zühre'yi sevmek istedim. Ama o istemedi. Yani hep uzaktılar benden. Hep bana yabancıydılar. Demem o ki, ben onları sevdim ama onlar beni sevmedi. Hayır amca, biliyor musun? Seni şu an yeryüzünde benden daha iyi anlayacak kimse yok. Hayırdır, ne oldu? Yani eskiden de başımdan böyle bir olay geçti anlamında demek istedim. Hadi ya, ya tanıyor muyum ben? İstanbul'dan, bizim eski mahalleden falan mı ha? Yok yok, mazide kaldı. Gittim. Sevilenler hep mazide kalıyor demek ki. Tahir amca. Hiç Gonca ile görüşebildin mi yani adliyeden sonra? Hayır, ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya hayır, çok üzgünü de size hiçbir şey söyledi mi? Yok oğlum, eğer sen bir şey biliyorsan söyle, ben de bileyim ne olduğunu. Hayır amca, bu nasıl söylenir bilmiyorum da Toprak yine. Bu Toprak Gonca'yı aldatmış. Bu Ece var ya, eski sevgilisi güya. Gonca ikisini de aynı evde basmış. Yeter be, yeter ya, bu Toprak ne yaptığını zannediyor. Her seferinde bu kızı yaralıyor, her seferinde incitiyor bu Gonca'yı. Ben bunun hesabını sorarım ondan, ben sorarım ondan. Hayır amca, olmaz, ben de git. Otur, hayır hayır, sen otur. Sen sakın benim peşimden gelmiyorsun, sen otur, tamam mı? Olur mu öyle şey? Bak, ben kendi hesabımı kendim göreceğim. Otur, otur. Ben eve gidiyorum Ece. Bir şey konuştuğumuz da yok zaten. Tamam, başka bir yere gidelim. O geçen gittiğimiz kulübe, ha? Olur mu? Ece, ne olursun. Şansını daha fazla zorlama artık, olur mu? Tahir amca arıyor, benim ona bakmam lazım. Toprak, niye arıyor bu adam seni? Sana ne Gonca'nın babasından? Ve niye açıyorsun sen bu adamın telefonunu? Sana ne Ece, benim kiminle konuştuğumdan? Efendim Tahir amca. Toprak! Lan iç! Neredesin ha? Hemen buraya gel.
Sen söyle nereye geleyim? O bizim evin yanındaki gül bahçesi var ya tarla. Bir oraya gel işte. Bekliyorum lan seni. Tamam geliyorum Tahir amca. Toprak nereye? Sen kendine bir taksi çağıracaksın. Benim işim var. Ya kurtuluş yok mu ya bu Goncagillerden? Niye arıyor babası hala Toprağı? Hay babası arıyor, Toprak niye gidiyor yanına? Belki de ne sen severdin beni ha? Bundan sonra beni ya arkadaşın olarak gör ya da bir daha görüşmeyelim Arda. Sevgilim olması da benim çok sevdiğim biri var. Yan yana olmasak da ben ölene kadar Toprağı seveceğim. Selam. Selam. Nasılsın? Her şey yolunda mı? sen. Beni arıyorsun. Nasıl olduğumu falan soruyorsun. Fazla merak ettim. Sordum işte. Arda. Sen beni merak mı ediyorsun? Yani bu çok enteresan bir şey de. Nazlı neden enteresan olsun yani? Şimdi canım sıkıldı, boş vaktim var. Eğer sen de uygunsan görüşmek istedim. Ama geldiğinde de böyle sitem edeceksen. Yok 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 yok. Sitem etmiyorum, sitem etmiyorum. Tamam tamam o zaman. Bana bir yarım saat ver, ben hazırlanayım olur mu? Tamam tamam. Tamam tamam görüşürüz. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel, gel. Toprak gel. Gel, gel. İçeri gel. Sen bak. Sen bırak lan. Hayır. Lan bırak. Tamam, tamam. Bırak tamam, dokunmadım. Bırak. Tamam, dokunmadım. Sen nasıl hala kızımı üzüyorsun böyle? Niye üzüyorsun lan benim kızımsa? Ya, abi tamam bir yerine bir şey olacak. Hayır amca. Ulan sen kızımın sebebi olacaksın be, sebebi. Lanet olsun buraya geldiğim güne. Lanet olsun seni tanıdığım güne. Ulan ne bitmez silah varmış lan benim. Tamam, tamam Tahir amca yemin ederim. Bir daha Gonca'nın yanından geçmeyeceğim, söz veriyorum sana. Geçmeyeceksin. Geçmeyeceksin. Gel, hadi kalk. Kalk odana gidelim, gel. Yani burayı beğenmediysen başka bir yere geçebiliriz. Gerçi burada çok güzel frappe yapıyorlar gerçek sütle. Ama yemeklerini bilmiyorum. Aç mısın? Yok değil. Buradan memnunum ben. Değiştirmeyelim boşuna mekanı. Ne yaptın görüşmeyeli? Arzu bir şey soracağım sana. Sen hala benden hoşlanıyor musun? Yani senden hoşlanmayanlar da olabiliyor muydu? Olabiliyor. Olabiliyor. Tamam. İşte ben onlardan değilim. Yani hala benden hoşlanıyorsun. Yani yeterince net değil mi? Evet, hoşlanıyorum. peki sen? Yani bunu durup dururken sormadın değil mi?
Yok, durup dururken sormadım. Ben de senden hoşlanıyorum çünkü. Gerçekten mi? Yani doğru mu söylüyorsun? Evet, doğru söylüyorum. Biraz geç fark ettim ama evet. Ben de senden hoşlanıyorum. Kızımı üzme, tamam mı? Bak, bunu senden hiç beklemezdim. Atabeylerin hepsinin soyu kurusun. Daha bitmedi be. Daha sen ağzını burnunu kıracaksın. Tamam Tahir amca. Tamam. Ne işin var benim evimde? Tahir amcayı getirdim. Ayakta duracak hali yoktu. Zühre ile Yılmaz'ın halini üzülmüş. Beni aradı, çağırdı. Ben de buraya getirdim. Babam seni aradı öyle mi? Bana da söyleyecekleri varmış. Neyse, önemli değil. İyi. Teşekkürler. İyi geceler. Gidebiliriz. Gidiyorum. Gide gide bir söğde dayandım dayandım o söğüdün allarına boyandım gelin boyandım o söğüdün allarına boyandım gelin thank you.
ararım, gelin ararım. Ben o yâri her gelenden sorarım, sorarım. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazındaki dile ben, gelin dile ben. Ulan ne ihaleymiş be. Gerim gerim gerildim burada. Al benden de o kadar. Sakin olun dedim size. Bu iş bende. Halledeceğim diyorum. Halledeceğim de. O ihaleyi alacağım. Aferin. Gençliğini ve dili başlığını bıraktın. Bak pırıl pırıl hayırlı bir evlat oldu. Olgunlaştı. Gel. Merhaba. Toprak nasıl? İddialı olmuş muyum ihale için? Sen de mi geliyorsun? Bensiz mi gideceksin? Ben de bu şirketin bir yöneticisi değil miyim? Ece kızımız bizim biricik genel müdürümüzdür. Çıkmamız lazım. E hadi o zaman hadi hadi. Hadi geç kalmayın hadi. Size çok güveniyorum çocuklar. Yüzümüzü kara çıkarmayacaksınız. Sonra da bunu ailece kutlayacağız inşallah. Hiç merak etmeyin. Toprak hepsinin hakkından gelecektir. Hadi. Görüşürüz. Hadi güzel haberlerle. Hadi. Hadi bakayım. Hoşça kal. Çok heyecanlıyım. Biraz sakin ol. Benim sana güvenim sonsuz. Şu konuşmanın üstünden bir daha mı geçseydik acaba? Gonca, konuşmanı okudum ben gayet. İçten samimi bir konuşma. Biraz sakin olur musun? Şu son cümleden pek emin olamadım. Ben çıkartmak istedim ama Zeyno kalsın dedi. Şimdi şey olmasın, yani sıkıcı bir konuşma olmasın istemiyorum. Kalsın Gonca. O da güzel. Şu logo nasıl oldu? İyi mi? Gonca. Çok güzel geçecek. Logo da harika. Her şey güzel olacak, tamam mı? Sakin ol biraz. Şimdi sen salona geç, ben bir telefon konuşması yapıp geleceğim. Tamam. Merhaba, As ve Gül. Buyurun. Teşekkürler. Rica etsem bunu ayrı bir yere asar mısınız? Yalnız dikkat edin lütfen. Ceketimi başka birinin ceketinin üstüne asmayın. Başka birinin kokusu falan sinmesin. Tamam mı canım? Tamam efendim. Ece, insanlara bu kadar kötü davranmaya gerek var mı gerçekten? Kötü davranmak? Toprak kötü bir şey mi söyledim ben? Sevmiyorum başka bir insanın kokusunu sinmesini. Uzatmayalım. Toprak, ihale için hazırlanmış salon şurası. Geçelim mi hemen salona? Benim selam vermek istediğim birileri var. Sen istersen geç. Tamam canım. Tabii önemli insanlarla iletişim kurmak. Ben de salona geçeyim. Thank you.
Ne haber Goncacık? İhaleye hazırlanıyorum, görmüyor musun? Hazırlanmak? Ay tatlım, sen hiç hazırlanamamışsın ki. Bu kıyafetlerle toplantıya mı gelinir? Ay Goncacığım. Ay farkında mısın bilmiyorum ama sen bu giyinme işlerinden hiç anlamıyorsun. Bak benim İstanbul'da arkadaşlarım var bu işi bilen. İstersen profesyonel destek alalım. Evet, anlamıyorum. Hı-hı. Ya bozulma bu kadar, ben senin için söylüyorum. İş kadını oldum diyorsun ya. Ona göre davran, ona göre giyin diye. Dış görünüş çok mühim. Bak, ne yapmaya çalıştığının farkındayım, tamam mı? Ama hiç böyle şeylere gerek yok şu an. Kazanmak mı istiyorsun Ece? Tamam, kazandım. Rahat ol. Hadi işime geri dönmem gerekiyor. Haklısın. Bence herkes işine geri dönsün. Biz de toprakla yarım kalan işlerimizi hallediyoruz. Hani nereden eve baksak, nerede otursak diye. Dertleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. E güzel, sen madem toprakla benim ömür boyu bir arada olmama alıştın, düğünümüze de gelirsin artık. E hadi ben senin konsantrasyonunu daha fazla bozmayayım. Bol şans. Çok ihtiyacın olacak. Toprağın üstünde yavaş yavaş açmaya başlayan bir goncanın kokusudur sevgi. Canım. Ne söyledin Gonca'ya? Ne söyleyeceğim? Bol şans diledim. Gonca'nın üstüne gitme sakın. Üzme Gonca'yı. Onu üzmeye çalışma. Toprak, bana ne Gonca'nın duygularından? Hatta sana ne? Niye bu kadar ilgileniyorsun sen? Bana saygısız etmeye bırak artık. Yoksa bir ömür böyle geçmez. Gonca, ne yapıyorsun burada? Gel, yerimize geçelim. Oturuyorum.